Sonraki erkek yarışmacımızı davet edelim efendim. 25 yaşında Oğuz Kekin geliyor. Merhaba, ben Oğuz Kekin. 25 yaşındayım, gümrükçüyüm. İlişkide önemsediğim iki şey var. Bir tanesi saygı, bir tanesi sadakat. Bunlar olmazsa zaten ben de olmam. Geldin Oğuz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın? Sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Heyecanlısın. Heyecanlıyım tabii, ister istemez ilk gün falan. Ama bu gerçekten yaş 25 diyor. Bir tek senin ismini, yani yaşını söyledim. Çünkü yaşla görsel hiç birbirini tutmuyor. Kendime dikkat etmeye çalışıyorum uzun zamandır. Ya, yani. Hayır, onun için söyleme. Yaşın kaç ki 25? Neyin diye yani. Kendime iyi bakmaya çalışıyorum. Gençsin tabii ki. Evet. Sadece şunu söylemeye çalışıyorum. Baby face, daha küçük gösteriyorsun. Evet, evet. Herkes öyle söylüyor zaten. Ben de buna dikkat etmeye çalışıyorum. Hani bu varlığımı korumaya sakal çalışıyorum. Sakal kullanmıyorsun herhalde. Sakal kullanmıyorum. Yeri geldiği zaman da kullanıyorum. Son zamanlarda kullanmıyorum. O yüzden bu şekilde devam ediyorum hayatımı. İlişkileri nasıldır? Uzun? Uzun. Yoksa zaten arka bir tane ilişkim oldu. Hmm. Çok uzun sürdü. Ne 4,5 sene kadar sürdü. Bayağı, aynen evet. Öyle. Evet. Ondan sonra anlaşmazlıklar falan. Ondan sonra bayağı uzun süredir de yalnızım. Hani hayatımda bazı dertlerimi, sıkıntılarımı biriyle paylaşacak, mutluluğumu ne da biriyle paylaşacak. Var? Ya illa ki ister istemez çıkıyor karşına bir şeyler. Ha, günlük yaşamın, tabii, hayat gayesi. Ona anlatmak istersin, ondan sonra problemini onunla paylaşmak istersin, onu dinlemek istersin, sen onu kendine anlatmak istersin. Böyle birisini artık arıyorum ben de uzun zamandır yalnız olduğum için. Hayat arkadaşı, hayat arkadaşı, bir yoldaş. Aynen, aynen öyle, o şekilde hayatıma devam etmek Peki, istiyorum. Peki ne iş artık. Yapıyorsun? Gümrükçüyüm, aynı zamanda kendi çapımda ticaretle uğraşıyorum. Ticaret, ne ticareti mesela? İşte araba alıyorum, satıyorum, arsa alıp satıyorum. Hmm. Çanakkale'den olsun, buralardan olsun. Hmm. Yani o şekilde kendim de... Yalnız mı yaşıyorsun? Yok, ailemle yaşıyorum, annemle yaşıyorsun. Güzel. Peki, aile ne diyor? Ailem diyor ki evlenmemi istiyor artık, yani annem özellikle evlenmem için bayağı çaba sarf ediyor. Ben de artık evlenmeyi düşünüyorum. Hani yanıma hayat arkadaşı arıyorum. O yüzden buradayım. İnşallah bulabilirim. Sence sen hazır mısın evliliğe? Bence hazırım. Bakalım. Evet, bence hazırım. Güzel. Hazırsan o zaman seni evinle baş başa bırakıyorum. Yarışmacı arkadaşına tanışabilirsin. Çok teşekkür ederim. Resmini merhaba, dilediğin dostum. Yere yerleştir. Oğuz, ben kızlar evine gidiyorum. Memnun ben oldum. Ben de çok memnunum. Bakalım gezelim biraz. Şuraya da meşhur kısmetsi olur evine. Şöyle koysam. Yerlerimiz de iyi. Bak fotoğraflar. Evin çok soft bir havası var ya. Benim çok hoşuma gitti ya. Benim de çok hoşuma gitti. Bak gerçekten farklı bir büyüleyici kısmı var. Çok samimi söylüyorum. Şimdi buradaki kameradan sürekli izin mi isteyeceğiz? Şimdi ben gidebilir miyim? Gidemiyor muyuz şimdi? Şu anda. Kimse daha gelmeden biz geçsek, gitsek. Olmuyor mu? Biz oturamayız. Şu anda hiç problem yok. Merhaba. 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 Hoş geldin. Merhaba. Otur Oğuz. Nasılsın? Sağ olun. Siz nasılsınız? Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım ben. Çok mu? Yani heyecanlıyım tabii. İster istemez. Şöyle bana bakma. Şöyle sen arada süreyi iyi değerlendir. Tabii, gözümü tabii. Gezdir. Yani çünkü gezdirdim ilk önce kendini anlatacaksın. Tamam. Sonra başladı mı? Süren başlayacak. 3 dakikan var. Hemen sana soru soracaklar. Tamam, ben susuyorum o Dur. Zaman. Hayır, sen önce kendini anlatacaksın. Evet, başladım. İsmim Oğuz. Gümrükçüyüm. 25 yaşındayım. Kendi çapımda ticaret de yapıyorum. Bu devrin insanı değilim pek. Gece kulüplerine gideyim, öyle eğleneyim, böyle eğleneyim durmadan. Kendi arkadaş çevremle 101 oynamayı, PlayStation oynamayı falan severim. Çok sıkıldım bu arkadaş çevremden de. Yanına birisini arıyorum. İnşallah, umarım bularım yani. Beni gelsin buradan kurtarsın. Evet, gerçekten bu bataklık. Çeksin, hep erkek muhabbeti, sıkıldım artık yani gerçekten uzun zamandır. Burcun ne? Yay burcuyum. Yani. Aa, başka soru? Severim yani. Nerelisin? Bir kadından... Arnavut göçmeniyim. Evet. Bir kadında aradığın üç özellik? Bir kadında aradığım üç özellik. Yani sadakat, cesaret, saygı. Güzel. Peki en olmaz, yani bu olursa asla olmaz diyeceğin özellik ne? Saygısızlık. Boyun kaç bu arada? 1.89. Göstermiyorum, evet. Biliyorum ama yani 1.89 boyum var. Çok Size... kısa değilim. Bir ufak ipucu vereyim. Az önce konuşurken şahidim. Soru sorabilirsiniz bu anda dinlerken. Yani soruyu sorun, hemen arkasından cevap versin. Duygu yaşamak istiyorum dedi.
Evet, duygusuzdum şu sıra. Bu zamanın duygusuz olduğunu ve beni burada iliklerime kadar hissettirecek birini bulmak istiyorum dedi. Evet. Senin için en güçlü duygu ne? Benim için en güçlü, yani büyük ihtimalle aşk. Yani onu da bir kere yaşadım, bir daha yaşayamadım. Tekrardan yaşamak istiyorum, o yüzden buradayım zaten aşkın gücü olduğu için. Yani umarım yaşayabilirim. Umarım. Şimdi daimin arkadaşlarımla genelde PlayStation okey falan gidiyorum dedin. Atıyorum kız arkadaşın gece kulübüne gitmek istedi. Sen giderim ne yaparsın? Canım yani ben onun isteklerini her zaman yerine getiririm. Ben çocuklarla gitmiyorum yani. Ne bileyim öyle sevmiyorum. Aşkım beni buradan çıkarsın, benimle beraber PlayStation'a gelsin de demek istiyorum. Hayır, yolları kastetmiyorum ama. Dedi ki beni bu durumdan çıkarsın. Hayatımı değiştirsin. Ha, artık hani beni götürsün gece kulüplerine gibisin ben yani. Öyle dedim ben sana. Çünkü öyle bir hayatım yok şu anda. Ya da beni diskoya götür. Ya diskoya olur yani ben karşı tarafı mutlu etmeyi severim. Peki, süremiz sona erdi. Teşekkür ediyoruz. Sen de buradan çıkarken süreyi değerlendirerek, gözünü şöyle bir bakarak çıkabilirsin. Teşekkür ediyoruz. Çok senin teşekkür ederim. Şimdilik işimiz bu kadardı. O zaman ben çıkıyorum. Güle güle. Geldiğim gibi. Güle güle. Umarım bakalım. Senin için de iyi geçti. En kısa zamanda görüşürüz inşallah. Benim için çok iyi geçti. Tamam, yastık iyi orada. Bir problem yok. Diğer tarafta ben gidiyorum. Kendinize tamam, bakın, görüşürüz. Yavaş, yavaş. Sağ olun, dikkat et, düşme. Memnun kaldın mı kendinden? İyi anlattın mı? Bence anlattım. Hadi inşallah. İnşallah diyoruz biz o zaman. Biz bırakmışsındır diye umuyorum. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rus birine aşık olun. Olsan senden başla, merkez yorumlasın. Ama aileni istemedi. Ama sen diyorsun ki benim için doğru kişi bu. Benim için doğru kişi buysa benim kararıma ailem saygı duyar, duymazsa da en son kaçırdım. Bir şey söyleyeyim mi? Heyecandan hiç ismine bakamadım ya. Ya da yazmıyor muydu anlamadım. Ne? O kadar heyecanlıydım ki isimlerine bakamadım ya. Genel olarak mı hepsini mi yoksa sadece... Kanka kimsenin ismini şimdi yanlış bir şey olmasın diye bakmamaya çalıştım yani. Sen o yüzden arabanın şeyini söyledin. Mert kırmızı da. Abi saygı duymak zorundalar. Kesin. Yani ben birisini seviyorsam çevremdeki de ailemdeki herkes buna saygı duymak zorunda. Onur? Ailemin bana saygı duyacağını düşünüyorum. Evlatlıktan reddederim diyor. Ettiler zaten. Bence yaşanmış bu durum. Tamam sana geri döneceğim. Ailevi sıkıntılar Görkem, var. Görkem en çok senin yorumunu merak ediyorum. Yani sen çünkü Anadolu'nun böyle... Şehrinden, bağrından kopma. Ya annenin elini böyle işte bir tane Rus gelin öptürmeye götürüyorsun. Diyorsun ki benim için doğru kişi bu. Ya onlar beni doğruysa eve götürdüysem kabul ederler. İlk başta en önemli karar benim kararım yani o açıdan sıkıntı yok. Ama sıkıntı çıkartırlarsa ben de işte en kötü kaçırırım yani. En kötü onun memleketine gideriz orada yaşarız. Anadolu erkeği yemin ediyorum net. Evet dinliyorum kızlar. Eğlencelidir. Hiperaktiftir ve belli evet. Görüntüsünden de belli böyle enerjili. Çok yıpranmış çocuk. Geldi bana ya. Evet. Bana da çok pozitif, böyle. Çok böyle tatlı, çok... bana da iyi geldi. Doğru kelime saf mı olur, masum mu olur bilemedim ama böyle daha temiz geldi bana. Evet. Yani ama o kadar hani şey... deneyecek bir şekilde değil. burada değil. Öyle doğru bir yere temas ettin ki kendi sözüyle söylediğin şey var. Birbirimizi tanıdıkça zaten anlayacaksınız. Çocuk sarışınlar mı? Melek yüzün ardında bambaşka şeyler de saklı olabilir yani. Tabii. Evet. Yani. Ama bir melek yüzü var. Yani gördüğüm kadarıyla. Yani burada neyi anlıyoruz? Bak hasrete bir şey hissetmiş. Tabii diye girdi. Sen orada düşüyorsun mesela. Çok tatlı, çok saf falan yapıyorsun. Hani bilemiyorum, ben de tanımıyorum. Oy değil. Ama ben düşünürüm mesela yani. Bence de ben birileri beğenmiş yalnız. Birileri beğenmiş. Ha, değil mi? Hata beğenmiş birileri. Kim? Kendimi sormak için. Ha. Bence ben. Çok arkadaşlar Dilara beğenmiş. Dilara beğenmiş. Ben Dilara'nın ilk beğendiğini nereden anladım biliyor musunuz? Çocuk aşağı inerken Dilara gülmeye başladı. Evet. Aa, o zaman ben de gülmeye başladım.